Güneş gözlüğü, tamam mı? Ne alacağım ben? Ya yolda giderken bunlar. Yaylak olarak kullanılan bu bölgedeki 9700 dekarlık alanda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak bir ıslah ve amanajman projesi sürdürüyorduk. 15 Eylül 2023 günü bugün biraz önce bu meramızın açılışını yaptık. Ulaşımı son derece güç, patikayla ulaşılan bir yerdi. Ama küçükbaş hayvancılığın merkezi olan Seydi Kemerimizde çok önemli bir alan. Yaklaşık 10 çobanımızın 5000'e yakın küçükbaş hayvanlığı beslediği, baktığı bir alandan söz ediyoruz. Buraya geldiğimizde yıllar önce çobanlarımızın çok ilkel koşullarda kaldığını teknik arkadaşlarımız ve bizler tespit ettik. Bakanlığımızın destekleriyle buradaki çobanlarımızın sosyal refahlarını yükseltmek, hayvan varlığının refahını yükseltmek için 1,5 milyon liralık bu projeyi hayata geçirdik. Bugün 10 tane üreticimize, çobanımıza bu konteynerları teslim ettik. Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak 2004 yıllarıyla 2019 yılları arasında 2004 yılı ile 2019 yılları arasında 6550 dekar mera alanının ıslahı ve amenajmanı yapılmış. Biz göreve geldikten sonra Allah'a hamdolsun, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, 23.500 dekar alanın ıslah ve amanajmanlığı Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirmiş bulunuyoruz. Meramıza çobanlarımız için 10 konteyner, aynı zamanda 4 tane sulak, SWAT dediğimiz suluklar yapıldı. Hedefimiz burayı, bu yaylakları, bu yaylaları, bu meraları üreticimizin hizmetine hızlı bir şekilde sunup küçükbaş hayvancılığımızın gelişimine destek olmak en büyük hedefimiz ve hayalimiz. Çobanlık gerçekten zor bir meslek. Bugün herkese sorsan çobanlık yapmak ister mi? %60'ı hayır, %70'i hayırdır Türkiye'deki insanların. Çünkü çobancılık zor bir meslek. Üretmemiz lazım, üretmemiz lazım, üretmemiz lazım. Artık üretmezsek aç kalırız, üretmezsek fakirleşiriz, üretmezsek bu işin başaramayız. Bu yaylalarda 2100 rakamda yetişen hayvanların lezzeti başka bir lezzet var. Devlet arkamızda, yani bu konuda çok memnunuz. Allah razı olsun.